Merhabalar. Bu videoda Padlet uygulamasını sizlere anlatıyor olacağım. Padlet bir tür dijital sınıf panosudur. Öğrencileriniz de bu panoyu yapılandırabilir. Sizler bu panoda bir şeyler sergileyebilir ya da öğrencilerinizin bu panoyu düzenlemesini isteyebilirsiniz. Oldukça keyifli. Ücretli versiyonu da var ancak ücretsiz versiyonu tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır diye düşünüyorum. Padlet.com yazarak bu siteye erişim sağlayabilirim. Eğer daha önce herhangi bir üyelik işlemi yapılmadıysa kaydol butonuna tıklayarak kayıt işlemi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Google hesabımıza giriş yapabiliyoruz. O yüzden Sign up with Google seçeneğini seçerek Padlet'e Gmail hesaplarınızla kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Benim Gmail hesabım var ve daha önce giriş yaptım. O nedenle oturum aç butonuna tıklıyorum. Login with Google diyorum. Kullanacağım mail adresimi seçiyorum. Ve Padlet açıldı. Ben daha önce kullandığım için şu an karşımda 2, 4, 6, 8 tane dijital panom var. Siz eğer daha önce kullanmayacaksanız bu bölümü boş göreceksiniz. Padlet oluşturmak için Padlet oluştur butonuna tıklamam gerekiyor. Bana sunduğu şablonlar var. Bu şablonlardan seçim yapabilirsiniz. İlk kez kullanacaksanız ve amacınız sadece bir dijital sınıf panosu oluşturmaksa duvar seçmenizi tavsiye ederim. Hemen hemen şablonların görsellerinden içerisinde nasıl bir yapının olduğu gözlemlenebilmektedir. Ben şimdi duvar şablonunu seçiyor olacağım. Karşıma rengarenk bir sayfa açıldı. Şimdi bu şablonda başlığın ne olmasını istiyorum? Hayvanlar alemiyle ilgili bir ders yapıyorum. Ve öğrencilerimden ders sonunda soracağım bir soruyla ilgili yanıtlarını bu duvara dökmelerini isteyeceğim. Ya da akıllarında kalan derse hiç başlamadan akıllarında var olan dersle ilgili birkaç bir şeyi öğrenmek istiyorum gibi. Artık ne yapacağınız ya da öğrencilerden ne isteyeceğiniz sizin yaratıcılığınıza kalmış. Başlığı yazdım. Açıklama ekleyebilirsiniz ya da burayı silip boş da geçebilirsiniz. İsterseniz bu açıklamaya sınıf adı, yılı şeklinde bir açıklama verebilirsiniz. Simge seçebilirsiniz. Simgeler öğrencilerin en çok sevdiği şeylerdir. Onların dikkatini çeker ve oldukça çok keyif alıyorlar. Simge seçtim. Bakın hemen sayfanın sol tarafında seçtiğim simge geldi. Şurada benim bu Padlet'imin linki var. Şurada copy to clipboard dediğimde bu adresi kopyalayacak ve benim öğrencilere vereceğim link de bu. Bakın tıkladığımda link clipboard'a kopyalanmıştır dedi ve linki şu an aldım. İstediğim bir yere gidip bu linki yapıştırabilirim. Mesela bir Word belgesine ya da bir Classroom'a gidip sağ tıklayıp yapıştır dediğimde bakın adresi yapıştırdım ve bu panoya ulaşıyorum. Şimdi sizin bu linki verdiğiniz tüm öğrenciler sizin bu panonuza erişim sağlayacaktır. Şimdi az önceki pencereme tekrar gelmek istiyorum, ayarlar penceresine. Şurada bir çark var. Tıkladım ve ayarları açtım. İsterseniz buradaki linki değiştirebilirsiniz. İşte hayvanlar alemi 6A gibi bir link haline dönüştürebilirsiniz. Bilginiz olsun. Kaydet dediğimde bakın sayfanın linki hayvanlar alemi olarak adresim değişti. Duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. İstediğiniz bir duvar kağıdı seçebilirsiniz burada.
Tamam, açık renk mi olsun, koyu renk mi olsun, fontun ne olsun? Tüm ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Yorumlar, öğrenciler gelen postlara, mesajlara yorum ekleyebilsin mi, ekleyemesin mi? Tabii şu an hiç mesaj olmadığı için yorumdaki değişikliği görmüyoruz. Şöyle, öğrenciler ya da siz, birisi duvara bir şey eklemek istediğinde şuradaki artı butonuna tıklıyor. Bakın, tıklıyorum. Başlık yaz. Ben genelde başlığa öğrencilerin ad soyadlarını yazdırıyorum ki o yıl mesajı kim yazmış görebileyim. Çünkü burada anonim biraz kullanımı. Şöyle bir şey yazdım. Bıraktım. Herkes, öğrenciler buraya yazıyor ve duvara döşüyor. Siz istediğiniz gibi öğretmen olarak bunları tıklayıp düzenleme hakkına sahipsiniz. Silme hakkına sahipsiniz. Yayını düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz yere bunları taşıyabilirsiniz. Şu an tek yayın olduğu için bu şekilde görülüyor. Ayşe de buraya bir şeyler yazdı, bakın. Şimdi tekrar ayarlara gideyim. Yorum bölümünü açayım. Bakın, yorumu açtığımda hemen kutuların altına yorum ekle diye bir pencere çıktı. Bunu kapatabilirsiniz. Yorum açabilirsiniz. Öğrencilerin birbirleri yazdıkları şeylere yorum yazmaları, fikirlerini beyan etmeleri bazen güzel olabilir. Tepkiler kısmında da beğen şu şekilde, oy ver, derecelendir, puanla gibi seçenekler var. Beğen butonu da genelde onların çok hoşuna gittikleri bir özellik. Bu şekilde birbirlerin içeriklerini okuma yönünde de öğrencileri teşvik etme fırsatınız var. Kaydet demeniz lazım buradaki tüm değişikliklerden sonra. Ve sınıf panom bu şekilde hazır. Önceki panolarına dönmek için şurada sol üstte Padlet yazısı var. Ona tıklıyorum. Ve Padletlerim açıldı. Bunlar siz silmediğiniz sürece burada askıda kalıyor. Ve hem öğrenciler hem de siz istediğiniz zaman tekrar geriye dönüp inceleme fırsatınız var.